Gençler Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat var zannediyorum ki. Sözü ben Emrullah'a bırakıyorum. Evet Kerem Can Bulat, yanımda senin de dediğin gibi Gençler Birliği'nin teknik direktörü Ümit Özat var. Hocam aslında söyleyecek pek bir şey yok. 29 yıl sonra lokomotif, bu ülkenin lokomotif takımlarından olan Gençler Birliği küme düştü. Düşünceleriniz neler hocam? Ya söyleyecek bir şey yok, üzgünüz. Ama dediğim gibi ben ikinci gelişimde, özellikle üçüncü hafta gönderdikten sonra ikinci gelişimde hiçbir para pul konuşmadan, ne ligde kalma primi ne maaşı hiçbir şey konuşmadan tamamen gerçek anlamda asgari ücrete ben buraya geldim. Çünkü bu kulüp için yapmam gereken mutlaka bir şeyler olduğunu biliyordum. Bu kulüp mevzu bahis olursa paradan önce düşünecek başka şeylerin olduğunu biliyordum. Ve 10 maçlık seriyle bu takımı ligde tekrar yarışa tutunmayı sağladık. Geldiğimizde sonuncu da öyle değil mi? 10 maçın 7'sini kaybetmişti bizden öncekiler. Dolayısıyla sonrasında maalesef yaşananlar, yaşatılanlarla buraya kadar geldik. Bunda pay varsa hepimizin payı vardır. Ama dediğim gibi şunu söylüyorum. İşte biraz önce söylediğim Zonguldak Spor, Kocaeli Spor, Sakarya Spor, Altay, Karşıyaka, Göztepe, bunlar amatör kümelere kadar düştüler. 15-20 bin kişi taraftarlarıyla geldiler. Taraftarlık öyle. Gelip tribünde bölünüp gruplar yaratıp otobüs istemek, bilmem ne forma istemek, para pul istemek değildir. Dolayısıyla taraftarlık başka bir şeydir. Onun için söyleyecek çok şey var ama sadece şunu söyleyeyim. Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Geçen hafta Pogba'ya 85. dakikada oyunu bıraktı diye kaldı ki arka kalesiyle yırtılmıştı arka kalesi. Yırtıldı diye saldıran oyuncularımın bugün aynı tepkiyi bu takımın ikinci kaptanına vermelerini isterdim. Bu takımın ikinci kaptanısın, altyapıdan yetişmişsin. 35'te sarı kart görüyorsun. 40'ta hiç pozisyon yok, ortada tehlike yok, kırmızı kart görüyorsun böyle bir final maçında. Aslında bu bütün sezonun özeti. Aranızda bir konuşma oldu mu peki Ahmet Oğuzlu hocam bu konu yok, üzerine? Yok, yok hiçbir şey yok. Peki hocam bundan sonraki süreç ne olacak? Gençler Birliği ile Ümit Özat devam mı edecek? Yok. Ben zaten geçen hafta kendilerine teşekkür etmiştim ama başkanımız iki maç kaldığını, devam etmemi gerektiğini söyledi. Ha, son maç gel derlerse giderim. Yoksa orada altyapı hocalarımız var, gerekirse benim hocalarım var. Gerçekten yıprandık. Biraz da dinlenmeye de ihtiyacımız var. Dediğim gibi Gençler Birliği kulübün bu ülkenin köklü camilerinden birisi. Başakşehir 4 sene önce düştü çıktı. Gençler Birliği tekrar küllerinden doğmasını bilir. Bazen kaybedince de kazanabilirsiniz. Dediğim gibi bize destek olan herkese teşekkür ederim. Hocam spor kamuoyu tabii sizin iyi futbol oynadığınızda sizi hep alkışladı. Bu süreçte siz nasıl değerlendiniz? Eksik olan neydi Gençler Birliği'nde? Çok şey vardı eksik olan ama dediğim gibi kol kırılır yerin içinde kalır. Ama paramız bitti, paramız bitti, paramız bitti, paramız bitti diye bu hale geldik. Söyleyecek bir şey yok. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ olun. Evet Kerem Can Bulat konuğumuz Gençler Birliği'nin teknik direktörü Ümit Özatlı. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Teşekkür ediyorum Emrullah Taş'a. Hocam size de Uğur aynı şekilde sana da maç gününe noktayı koyuyoruz. Aspor ekranlarından herkese mutlu akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. Hoşçakalın.